Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aydın Yayınlarının TET Kimya soru çözümleri ile beraber olacağız. Evet, 8. soruyla başlıyoruz. Bakın, yukarıda görseli ve formülü verilen bileşin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde söylüyor. Burada sodyum hidroksit olarak verilmiş. Zaten görselini ve şematik olarak da verilmiş. O yüzden bunun diğer ismi nedir arkadaşlar? Sut kostik olarak söyleyebiliriz. Mesela potas ne olduğunu da belirtelim. KOH şeklinde söylenebilir. Evet, C şıkkındaki yemek sodasının formülünü bakın. N, 3 şeklinde. Sodyum bir karbonat şeklinde. Çamaşır suyunun formülü N, şeklinde söyleyebiliriz. Ve sofra tuzu da zaten N, -E şeklinde söylenmektedir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı gelmiş oldu. Evet 9. soruya baktığımızda x 35'e 80 artı 7 iyonu ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şöyle bir daha büyükçe yazalım. Bakın burası 80, burası 35 ise şurası 45 gelecektir. Burası artı 7 ise burası da ne gelecektir? 28. Toplam tancık sayısı ne demek? Proton, nötron ve elektronların toplamıdır. Zaten 80 proton ve nötronun toplamı ise 80 28 daha 108 şeklinde bulunur. Burada 115 demiş. O yüzden birincisi yanlış. Yüksüz tanecik sayısı demek nötron demektir. Nötron sayısı bakın 45 gen 35 demiş. Bu da yanlış. İzotopunun çekirdek yükü demek. Bakın çekirdek yükü demek proton sayısı ya da atom numarası demektir. Bu da 35'e eşitken artı 7 diye göstermiş. O yüzden her üçü de yanlış gelmiş oldu. 10. soruya baktığımızda x12, y13, z14 elementlerine ilişkin yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bakın elektron verme eğilimleri. Şimdi bunlar hepsi 2, 8, 2, 8, 3, yaptığımızda bakın periyodik cetvelde şöyle sıralarız. X, Y, Z bu 2A'da, bu 3A'da, bu da 4A'da olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden metallerin elektron verme eğilimi fazla olduğundan dolayı sola doğru elektron verme eğilimi artacaktır. O yüzden X büyük Y'den, Y de büyük Z'den söyleyebiliriz. Birinci yoğunlaşma enerjilerine baktığımızda bakın 4A en büyük. Hatta 1A küçüktür 3, küçük 2, küçük 4A diye gitmektedir. Hatta sonra 6, 5 diye gelir. O yüzden şu ara bizim için önemli. Bakın 3A en küçük yani Y küçüktür. Sonra 2A X sonra Z şeklinde. O yüzden Z büyük. Bakın Z büyük. X büyük Y. Yani şuradaki bize 2 ile 3'ün muhabbetini yutturmaya çalışmış. Ancak olmadı. 3'ü de metaldir diyor. Bakın buradaki 4A grubu. Burada silisyumu gösterir. O da yarı metal olarak verilir. O yüzden o da yanlış gelmiş oldu. Bundan dolayı cevap A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 11. soruya baktığımızda bakın bize X ve Y şeklinde iki tane elementten bahsediyor. Yukarıda katman elektron dizilimi verilen X ve Y ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Bakın X için 2, 8, 6'dan dolayı 16 y için de 2, 8, 2'den dolayı 12 olduğunu söyleyebiliriz. Bu bileşik kararlı bir bileşik yaparken eksi 2'ye 18 bu da artı 2'ye 10 şeklinde yapacaktır. Y artı 2 ile x eksi 2 yaptığımızda çaprazlama y x şeklinde söyledi. X ve y arasında elektron alışverişi bu doğru. Niye? Çünkü bunlar iyonik bağ yapıyor. Metala metalden kaynaklı bakın bu a metal. Bu metaldir çünkü. Ve YX iyonik bileşiğini oluşturuyor o yüzden doğru geldi. Y'nin değerlik elektron sayısına sahip çıkma eğilimi X'inkinden daha büyüktür diyor. Bakın Y değerlik elektronlarına sahip çıkmaz, onları verir. Çünkü 2'dir değerlik elektronu ve onları verir. X ise 6 tane kendinin vardır, onlara sahip çıkar. Onun dışında 2 taneyi de dışarıdan alır. O yüzden bu yanlış oldu. Y atomu kendi aralarında elektron ortaklaşması ile Y2 molekülünü oluşturur. Bu y'de değil arkadaşlar x'ler arasında olacaktır. Hatta kükürttür bu. Oksijen kükürt 6A grubunda olduğu için söyleyebiliriz. Burada x2 oluşur. Y2 şeklinde oluşmaz. Çünkü metallerde magnezyumdur öyle bir şey yoktur. O yüzden cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 12. soruya baktığımızda X, Y, Z farklı sıvılarının kaynama süresince buhar basınçlarının birbirine eşit olduğunu Biliniyor. E aynı ortamda kaynıyorlar demek ki bunlar. Buna göre sıvılarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru olabilir? Farklı ortamlarda aynı sıcaklıkta kaynamaktadırlar. E bunlar farklı sıvılar. Farklı ortamlarda aynı sıcaklıkta kaynama gibi bir şey değil arkadaşlar. Bu gitti. Sıvılar aynı ortamda bulunmaktadır. Evet aynı ortamda bulunuyorlar ki aynı dış basınca eşitlendiğinde... Bakın kendi iç basıncı ya da buhar basıncı dış basıncı eşit olduğunda kaynıyor. Hepsi aynı dış basıncı eşit olmuş oldu. X, Y ve Z farklı sıvılardır. Zaten farklı sıvıların diye burada kendisi de vermiş oldu. Bu da doğru. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. 13. soruyla devam ediyoruz. CO2 bileşiği oluşurken birleşen karbon ve oksijen kütleleri arasındaki ilişki aşağıda grafikte verilmiştir. Bakın karbon kütlesine karşı oksijen kütlesi. Buna göre 5,5 gram CO2 bileşiğinden kaç gram oksijen elementi vardır diyor. Şimdi karbon artı O2'den CO2'nin oluşumunu yazdık. Bakın bundan 3 girerken buradan 8 yürüyormuş. Totalde 11 oluşuyor. Burası 5,5'te. Yani kaç katı? 0,5 katı, 0,5 katı ne yapar? 4. 0,5 katı ne yapar? 1,5 şeklinde söyledik. Bakın her ikisinin toplamı da zaten buna eşittir. Bize de burada oksijeni sorduğu için 4 olarak B şıkkını işaretlemiş olduk. Evet 14. sorudayız. Yani son soru. Aşağıda heterojen karışımlarla ilgili kavram haritası verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Heterojen karışımlarda birincisine bakalım. Üzerinden ışık gönderildiğinde saçılma gözlenmez diyor. Bir kere e, Tyndall etkisinden bahsediyor. Yani heterojen bir karışımda, bakın şu içi doludur. Buradan herhangi bir ışığı bu tarafa doğru tuttuğumuzda, böyle bir ışık gönderdiğimizde, bakın ışığı burada görürüz. Eğer şöyle homojen bir şeye tutacak olsaydık bu tarz bir ışığı, orada ne yapacaktı? Işığı biz burada görmeyecektik. Karşı tarafa gitmiş olacaktı ama bunda görülür. O yüzden birincisi yanlış olmuş oldu. İkincisi bileşimi ve özelliği her yerinde aynı değildir. Evet çamurlu su, ayran ya da kahve bakın dibi farklı, üstü farklı her yerinde aynı değildir. O yüzden doğru. Üçüncüsü gaz gaz karışımlar örnek verilebilir gaz gaz karışımların tamamı homojendir arkadaşlar. Bir odanın içerisindeki gaz ya bir parfüm sıktığında bir şey olduğunda hani her yerine eşit dağılma gösterecektir. O yüzden gaz gazın heterojen örneği zaten yoktur. Geldik dördüncüsüne emülsiyon, süspansiyon, aerosol, heterojen karışımlardır. Evet bu da doğru. Hatta hatırlayalım. emülsiyon neydi arkadaşlar? Sıvı, sıvı, heterojen karışımlar. Mesela alkol, pardon, zeytinyağı su, benzin, benzen su şeklinde söyleyebiliriz. Benzin, mazot su örnekleri. Süspansiyon katı sıvı örneğiyle çamurlu su, kahve, işte meyve suları örnekleri verilebilir. Aerosol, sıvı gaz ya da katı gaz örnekleri. İşte sıvı gaza sis, katı gaza duman örneğini verebilmiş oluruz burada. Bize neyi sordu? Bu da doğru dedik. Yanlışı sorduğu için 1 ve 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, Aydın Yayınları'nın hazırladığı TET denemesinin kimya soru çözümleriyle beraber olduk. Güzel bir denemeydi. Kendinize dikkat edin. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.